Sevgili arkadaşlarım merhaba. Tigo 7 Pro'mu alalı tam 6 ay geçti. Arkadaşlar bu süre zarfında dün yaptığım Ordu yolculuğuyla beraber aracımızın 5. uzun yolu olmuş oldu. Bunun 3 tanesi Ordu'ya gidiş gelişti. Taze Ordu yollarını yemiş, Karadeniz yollarını yemiş Tigo 7 Pro aracımızla 5. uzun yolumuzu tamamlamış olduk ve 6. ayda bitmiş oldu. Aslında 5 tane uzun yol bu arabayla ilgili de sizlere çok fazla fikir veriyor. Ben öncelikle şunu söyleyeyim size. Dün annemle babamı götürdüm memlekete. Köye kadar çıkardım ve geri döndüm. İşlerim olduğu için özellikle pazar günü işlerim olduğu için. Ve bu noktada eşime zaten eşime ve çocuğuma sormuştum. Araba ilk aldığımızda orduya gittiğimde arabanın konforu ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Eşim özellikle Kayron'dan sonra yani Kayron'un sert süspansiyonu, büyük tekerlekleri ve tırnak içinde konforsuz yapısından dolayı bu arabada aşırı derecede keyif aldığını ve rahat, konforlu gittiğini söylemişti. Babama da sordum farklı bir bakış açısı olarak. Anneme de sordum ve onlar da hiçbir şekilde yorgunluk hissetmeden rahat bir şekilde yolculuk yaptıklarını söylediler. Şimdi bu 6 ay videomuzda sizlere gözlemlediğim, beğendiğim, beğenmediğim, bana olumlu veya olumsuz gelen yönlerini ya yani olumsuz yönlerini de söyleyeceğim, olumlu yönlerini de söyleyeceğim. Almak isteyenler için veya bu arabayla ilgili Belki ortak sorun yaşadığımız arkadaşlarımız vardır. Onun için bir kılavuz video olsun. Sizler de lütfen görüşlerinizi ve yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar daha farklı içerikler, daha iyi içerikler için kanalıma abone olmayı, destek olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar dün orduya gidip geldiğimi sizlere söylemiştim. O yüzden en güncel veriyle bakalım. 1228 km yazıyor ama bunun 8 kilometresini atalım. Eryaman içinde az önce yolculuk yaptık. 1220 km dedim. 7.4 altına düşemedim. 7.3'ü bir ara gördü. Bu nasıl oldu? Ben 5.3'ü de yakalamıştım Kurban Bayramı'nda. Yani yakıt verisiyle başlayalım. O zaman gece gitmiştim ve çok arabayı 80'ler 90'lar şeklinde yüzü çok az bulmuştu araba. Dün giderken 70-82 gibi hız sınırları olmadığı yerde arabamızda 115-120 aralığında yine hız sınırlarını geçmeyecek şekilde gittim. Yani biraz tempolu gittik. O zaman yakıt sarfiyatı artmış oldu. Ben, babam ve annem vardı. Bagajımızda bagajımız doluydu ama çok ağırlık yapacak şeyler yoktu. Klima kalorifer bölümü açıktı. Yani klima şeklinde değil de arabanın kendi kaloriferiyle ısıtacak şekilde açıktı. 7.4'ü aşağı düşmedik. Köye çıktı. Oradan geri geldim gece şartlar gece akşam 6 gibi çıkıp gece 12 gibi o Ankara'da oldum. 7.4'e aşağı düşmedi onu söyleyeyim. Bu bugüne kadar ki otoban haricindeki en yüksek veri olmuş gibi oldu bu. Aracımızın yakıt ile ilgili yakıttan bahsederken olumsuzluklara geçelim. Yani olumsuzluk demeyeyim de benim eksiklik olarak gördüğüm şeylerin bir toparlamasını yapalım. Daha önceki videolarımda da söyledim sizlere. Birincisi arkadaşlar bakın şu anda yarım depo kadar benzin var ve 237 kilometre gösteriyor bu yakıt verisiyle tabii ki arabanın deposu arkadaşa bu arabaya göre bu cüssedeki arabaya göre arkadaşlarımız da internete belirtmişler biraz ufak kalıyor 50 litrelik bir deposu var ee, bu araba daha arabayı bas, doldurduğunuz zaman bile maksimum diyelim düşük olsa bile şeylerde 500-600 kilometre şeyler gösteriyor veriler gösteriyor bu ki kaldı sizi tedirgin edebiliyor yolda 100 kilometre yazıyor mesela şeye benzinle gidelim. Mesela 70-75 litre bir kayronda yanılmıyorsam 75 litrelik bir benzin deposu vardı. Ve bu doldurduğunuz zaman de bunda en az 60-65 litrelik bir depo olduğunu o zaman daha uzun süre sizi götürebilir. Bu şekilde yakıt sarfiyatı biraz fazla olan bir arabada diğerlerine ya ortalaması 3 falan olsa veya birleşik yakıtı 5 falan olsa tamam ama yakıt tüketimi de size üstüne eklendiği zaman ekranda 200 lira rakamları falan bir anda görmeye başlıyorsunuz. Bu sizlere bir eksiklik olarak söyleyebilirim. Isıtmalı ayna olmamasını, onu daha önce söylemiştim. Yine bu şekilde bir dikiz aynası takılmasını, karartmalı olmamasını ben bir anlam verememiştim. Esas anlam veremediğim şey arka aydınlatmanın olmaması. Yani hani açılır tavan, komple tavan deseniz diğer paketlerde de lakşiri ve diğer paketlerde de aynı şekilde ama onlarda arka aydınlatma var. Bunları bir eksiklik olarak kabul edebiliriz. Onun dışında elektrikli bagaj vesaire gibi şeyler, o donanımsal şeyler ama ben donanımdan bağımsız olarak bahsettiğim zaman bunları söyleyebileceğimi sizlere belirtmiştim. Arabada arkadaşlar bir ben bir T'ye alan ironik bir video çekmiştim. Ağzı olan konuşuyor başlıklı. Yerlenince dağılan Dandik Araba diye bir yazar, televizyoncu yorum yapmıştı. Ee, burada arabamızla ilgili henüz tabii ki o yellenme kapasitesi, kapasitesine sahip bir şey bulamadık. Dinozor falan lazım galiba bunu ama yellenince dedi yani yel alınca, rüzgar alınca dağılan araba şey ise dün oldukça rüzgarlı bir yolda güzergahta gittim geldim. Herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Onu söyleyebilirim. Olumsuzluklardan sonuncu olarak bahsedeceğim benim gördüğüm yani lastikler olumsuzluk olarak değerlendirilebilir mi? Herkesin görüşü farklı ama yani sanki daha böyle güzel yumuşak lastikler olsaydı ve ebatlarda da bu 225 e, 60 18 yanılmıyorsam iki, 60 olması lazım. 225'ten eminim de 225 60 18 tam uyumlu mu acaba? 235 55 18 gibi ebatlar alıp da deneyen arkadaşlarımız yine lütfen yazsınlar aşağıya bilgi paylaşımı olsun kalkışta patinaj yapması çok fazla sesi çok fazla arttırması araba zaten belli oranda ses alıyor onu da belirtem yani tırtıklı asfalt ama gerçekten güzel asfalt şu önümüzdeki gibi serilmiş asfaltta sessiz bir şekilde gidiyor rüzgar sesini de belli oranda alıyor benim otobanda çektiğim yakıt tüketimi videosunda arkadaşlarımızdan bir tanesi birkaç tane sattı. Şey yazmışlar ya çok ses geliyor yol sesi falan diye. Evet yol sesini alıyor ama arkadaşlar o video ile ilgili şunu söyleyeyim size. Ben e, ses yüksekliğini, audio gain dediğimiz ses gücünü burada iki kat, 200 kart, iki, %200 arttırmıştım. 2 kat arttırmıştım. E, ondan, do, ondan dolayı seste biraz daha fazla uğultu şeklinde konuşamıyorum uğultu şeklinde ses gelmesi olmuştu. Onu da o şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Ve 5. artık olumlu yanlarından bahsedelim. 5. uzun yoldan sonra ve şehir içinde kullanımdan sonra arkadaşlar 6 ay geçti. Benim arabam şu anda 17 bin kilometrede. Ben hemen hemen 8.000 bin kilometrede almıştım. 9 bin kilometre yapmış oluyoruz. Şu anda Ankara çevre saray sanayi tarafını da sizlere göstereyim. Burada çok fazla bina da yapılıyor. Arkadaşlar Burada uzun yol tabii ki arabanın eksikliklerini, olumlu yanlarını, yapabileceklerini, kabiliyetlerini görmeniz açısından sizlere önemli parametreler veren şeyler oluyor. Şehir içinden ziyade bunu hepimiz biliriz. Bir kere inanılmaz zevkli sürüşe sahip bir araba. Arkadaşlar tek kelimeyle söylüyorum inanılmaz zevkli bir sürüşü var. Gerçekten hem oturduğunuz zaman verdiği hissiyat hem gaza dokunduğunuz zaman arabanın kendini roketlemesi ve onun dışında verdiği his, premium hissi. Hakikaten bunu herkes söylüyor ama ben de söyleyeceğim. Gerçekten premium hissi veriyor. Benim arabam baz model bir araba. Diğer paketlerde farklı donanımlar, farklı seçenekler de var ama arabanın dışıyla içiyle yani tasarımıyla ve gücüyle ilgili bahsetmemiz gerekiyorsa sonuçta aynı motor şanzıman, aynı direksiyon simidi, aynı lastikler vesaire var gerçek anlamda premium hissini veriyor. Bu konuda gözünüz kapalı güvenebilirsiniz çeriye. Onun dışında gaza basınız zaman roketlemesi çok iyi. Mesela ilk kalkışta sıfırdan yüzüne ta yüzü de çok iyi ama mesela böyle kameraların olduğu bir yerde 70'te gidiyorsunuz hız sınırını geçmemek için. Daha sonrasında birden arabayı hız sınırı kalktı. Normal 100 110 120'ye çıkmanız gerekiyor o gaza bastığınız zaman birden mesela birden basmayın şöyle hafifçe arttırarak basın o ivmelenmeyi çok güzel görüyorsunuz. Arabanın da çok hoşuna gidiyor. Biz birden bastığınız zaman da roketli ama ben daha çok seviyorum böyle hafifçe basıp ondan sonra bir yüklenmeyi. Bu çok güzel bir hissiyat. Başka söylemek gerekirse görünüşü size, görünüşü ve arabanın duruşu, teknik özellikleri size mutluluk veriyor. Bu çok önemli bir şey. İnsanların arabasından Mutluluk duyması, arabasıyla ilgili e, bir daha binme hissi duyması, yol kat etme hissi duyması çok önemli. bir Özellikle uzun yol yaparken artık bıkkınlık noktasına geldiyseniz bu arabanın size aynı zamanda keyif de vermediğini gösteriyor. Çeride, Tico 7 Pro'da, diğer modellerde de arkadaşlarımız bununla ilgili bahsederler. Genel durum bu şekilde. Arabamı ben aldıktan sonra 6 ay geçti ve... Bugüne kadar olumlu olumsuz şeyleri videolarında sizlere anlatmaya çalıştım. Bu videomda da dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Dışarısı biraz soğuk ve rüzgarlı. Hem ses almasın hem de etkilenmeyelim, üşütmeyelim diye arabanın içinden çektim. Arkadaşlar lütfen öğrenmek istediğiniz şeyleri aşağıya yazınız. Bu arada videonun sonunda şunu eklemek istiyorum. Hazır ekran karşımdayken Arkadaşlar bu ekrana benim telefonum Huawei P10 şu anda videoyu da çektiğim. Kablosuz bağlanmıyor Android Auto'ya. Göstereyim. Kabloda, kabloda burada. Kabloyu bağladığım zaman e, bağlanıyor ama bazen bağlanmama şeyi de yapıyor. Burada şu oluyor mesela. Burası hiçbir şekilde çalışmıyor. Müzik bölümü, medya bölümü. Basıyorsunuz radyoyu da açmıyor. Veya işte kabloyu bunu bluetooth'unu açıyorum kabloyu takmadan. O zaman medya mesela bluetooth'u Kabloyu takmadan da buradan müzik dinleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde Spotify vesaire gibi şeyleri. Hiçbiri çalışmıyor. Play'e basıyorsunuz çalışmıyor. Zaten kablo da bağlanmıyor. O zaman yapmamız gereken en yakın yerde arabanızı sağa çekin veya bir benzinliğe gelin. Arabanızı kapatın, açın. Belli bir süre, bir iki dakika bekleyin. Arabanızı açın. Ondan sonra tekrar multimedya çalışmaya başlayacaktır. Ekranla ilgili bazen bu sorun oluşabiliyor. Bunun dışında güncelleme yaptım, yaptırmıştım. Radyo isimleri çıkmıştı. Şu anda radyo isimleri ekranda gördüğünüz gibi tekrar gitti. Frekansa döndü arkadaşlar. Bunu yaşayan başka arkadaşlarımız da olmuş. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Fazla gevezelik yaptım arabanın da içinden. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Bahsettiğim gibi kanalıma abone olmayı, beğeniler, yorumlar bırakmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.